Sadece bu önerge için konuşmuyorum. Ama hangisi mesela? Adam tutarsızlığı bir örnek verdi, tutarsızlığı bir sıkıntı mı? Üst tutta sıkıntı var. Tutarsızlığı ne? Önümüzde... Üst tutta sıkıntı var. Tutarsızlığı ne? Şimdi bak, önerge verilir. Oylanır, taktik bu meclisindir. Yani bunu böyle hafife almak, içinden bir işte ilah atası bulmaya çalışmak, bu tarz şeyler hoş değil. Yani... Niyetimiz önemli burada. Hatalar olabilir. Çevrede hatalar olabilir. Hata ama burada niyet önemli. Niyetiniz şu mu? Şu olabilir mi? Evet. Yani şu ya da şu olmalı mı? Bu hattındaki yaşayan, hizmet vermeye çalışan, küçük esnafın kira problemlerini, biriken kira borçlarını hep beraber gelin yapılandıralım deseniz saygıdeğerim. Ama şimdi önerge verilmiş, iyi niyetle önerge verilmiş. İçinde bulunduğumuz pandemi ortamında malum sıkıntılar. Küçük esnaf zaten perişan. Herkes borç batağında. Borç olmayan vatandaş yok arkadaşlar. Yani şu vatandaşın bu önergenin çekme etiketi unsurlara takılmanın hiçbir manası yok diye düşünüyorum. Ve önergeni müsaade ederseniz düzeltiyorum. Tüm Polat'taki küçük esnafın, belediye kirası olan esnafın kiracılarının makul bir seviyede ve kira borçlarında belki taksitlerle yapılandırılmasını öneriyorum. Takdir sizlere. Başkanım, zaten kira borç oranlarına borç yapılandırması belediye geçen ayki toplantısında geçmişti zaten bu yani. Bunu neden çıkartıyor? Ya bilemiyorum işte. Yani benim üslubumda bir şey var mı? Adam tutarsızlık dedi, ben de aynısını dedim, tutarsızlık mı dedim? Örnek verdim. Ne rahatsız olsun? Ben de şöyle bir açık aramadım. Açık niye dedi canım? Arkadaşımız bir konu. Arkadaşımız dedi, cevap vermeyeyim mi? Ya benim sana tutarsızlık dedi, ben tutsaydım. Eleştiriyat pozisyona sokuyoruz. Eleştiriyat insanlar mısınız? Başkanım. Siz de eleştiriye tamamen olmayan sizsiniz başkanım. Eleştiriye tamamen olmayan şu anda sizsiniz. Niye tamamen olun? Vallahi her şey söylüyorsunuz işte. Olur mu ya? Herkes orada kalıyor. Herkes kimi her şeyi söylüyor. Önemli değil, onu eleştiriyorsunuz. Makul bir teklifte bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, selam lütfen. Olmaz ama yani. Yani buradan buna varmak fevkalade yanlış. Neler söylendi dün? Büyük diye ben de bak arkadaşım. Başkanın üslubuyla ilgili. Bilemem ben. Bir kısmı da haklıydı. Ben yok. Benim başkanım. Hepimizin başkanı. Üslupta başkanımızın da hataları var. Olabilir. Hayır ama ben diyorum ki ben bugünden konuşuyorum. Tutarsızlıktan bahsetti beyefendi. Ben dedim ki tutarsızlık bu dedim. Örnek verdim. Demeyeyim. Üstlükten bahsediyorum başkanım. Demeyeyim mi ben ona? Üstlükten sıkıntı. Siz daha yüksel misiniz yani? Öyle bir şey olabilir mi? Üstlükten sıkıntı. Arkadaşlar yaptığınız eleştirilerin dozunda cevap alacaksınız. Bu bugün de böyle. Ya ben sana arkadaşınızın söylemine ben var. Ben sadece her şey olabilir. Bak üstlük. Eleştir. Ben diyorum ki burada Polatlı Belediyesi bir zümreye göre hareket etmez. Tamam. 10 tane kiracı göre davranmaz, hepsine göre davranır diyorum. Ben de doğru mu söylüyorum? Hepsini öneriyorum. Doğru söylüyorum. Hepsini öneriyorum. Ama mesele budur diyorum. Tamam.